Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın bugüne yansıyan haberlerini şöyle bir derleyip toparlayıp sizlere sunmak istiyorum. Tabii ki bu arada yurt içinde yani yerli basına ve yabancı basına yansıyan bazı haberler var. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Galatasaray hepinizin de bildiği gibi son gün müthiş iki tane bomba patlattı ki zaten ben de iki gün önceden kap bildirimi geliyor diye sizlere bu paylaşımı yapmıştım. İşte o iki oyuncuyla ilgili bir küçük detay veririz ama ondan sonra genel durum nedir? Şimdi Oyuncu almak tamam ama bir yandan da oyuncu satmanız gerekiyor. Böyle bir durumu da e, düşünmeniz lazım. Oyuncu satmaktan kastım şu. Para kazanmanın ötesinde bir işten bahsediyorum. E, o iş ne? E, elinizdeki kadroyu e, tasfiye etmek ondan bahsediyorum. Ona da bakacağız. İsterseniz e, Galatasaray'la ilgili yaptığımız videolara gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlayayım. Yorum beğeni ve abone olarak verdiğiniz katkıya lütfen devam ediniz. İki tane önemli transfer dedik. Onların biraz detaylarından bahsedelim. Tanguy Endombele gerçekten de transfer sezonu boyunca çok konuştuğumuz bir oyuncuydu. Satın alma opsiyonuyla kiraladı ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu yıllıkta 3.1 milyon civarında bir ücret alacak Tangoy Endombele. Davidson Sanchez o şöyle söyleyelim Türkiye'ye gelmiş en pahalı stoper oldu öyle söyleyebiliriz. Kolombiyalı oyuncu 4 artı bir yıllık sözleşme imzaladı 3.2 milyon euro alacak. 9,5 milyon euroda da bon servisine Tottenham'a ödenecek. 5 sezon 5 sezonda ödenecek bu para. Onu söyleyelim. E, ee, Tottenham'da biliyorsunuz 2024'te sözleşmesi sona eriyordu. Gerçekten çok önemli iki transferi gerçekleştirmiş oldu. Galatasaray öyle söyleyebiliriz. Evet bu transferlerin ardından sanki Galatasaray'da transfer bitmiş gibi görünüyor ama gibi görünüyor diyorum. Bazı durumlar söz konusu. Tabii ki önce galiba şuradan başlamamız lazım ki o liste bize biraz da ışık tutacak onu da söylemem gerekiyor. Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı Galatasaray. Bu kadroda olmayan oyuncular var. Gelin isterseniz önce olanları sayayım. Fernando Muslera, Günay Güvenç, Cankat Yılmaz, Angelinho, Davidson Sanchez yeni transfer, Kaan Ayhan, Victor Nelson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sasha Boy Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira bu önemli nokta, Lucas Torreira, Tanguy Endombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi ve Cedric Bakambu'nun listede yer aldığını söyleyelim. peki listede olmayanlar kimler ki? Asıl önemli olan o. Leo Dubois'a, Dubois yok, Mitch yok ve Halil bu listede yer almıyor arkadaşlar. bunun tabii sebepleri var. İşte 4 tane altyapıdan, 4 tane de Türkiye'de yetişmiş oyuncu. E, ...yazmanız gerekiyor gibi bazı seçenekleri var. Mesela 4 altyapıya karşılık Galatasaray'da sadece Emin Bayram'ın olduğunu söyleyelim. Tabi Barış, Kerem, Kazımcan gibi oyuncular farklı. Onlar e, Türkiye'de yetişmiş oyuncu e, listesine e, girecek oyuncular var böyle. E, onları da söyleyelim ve biz geçelim yani o detayların dışında. Şimdi burada listede yer almayan oyuncularla ilgili bir gelişme var... Burada en önemli nokta Leo Dubois ve Mitcho yok. Mitcho'nun aldığımız bilgiler çerçevesinde söyleyebiliriz. Pendik sporla anlaştığı o aradaki pürüzlerin giderildiğini ve pendik sporla anlaştığını söyleyebiliriz. Çünkü bu iki oyuncuya yer açılması gerekiyor. Onun için de iki oyuncunun gitmesi gerekiyor ki Dubois'da keza aynı şekilde biraz sonra onunla ilgili de bilgi vereceğim. Mitchon'un Pendik Spor'la anlaşması 2 artı 1 yıllık 2 milyon euro bonservisle diye bir bilgi elimize geldi. Onu sizle paylaşalım. Ee, şöyle söyleyeyim ee, şimdi Leo Dubois ne olacak diye sorabilirsiniz çünkü onu Fransa'dan ve İtalya'dan isteyenler vardı. Ama o ülkelerde transfer tahtaları kapandı. Şimdi o zaman ne olacak? Türkiye'de bir yere gitmesi lazım ya da Yunanistan'a gitmesi lazım. Bir seçenek de bu Yunanistan'a gitmesi lazım ya da e, Or Orta Doğu'ya yani Arap coğrafyasına gitmesi lazım. Şu anda gelen e, yani bir pazarlık konusu olduğu söylenen bir nokta var. Okan Buruk geçen seneden bu yana Berkay Özcan'ı istiyor Başakşehir'den ve bu takas gündeme geldi. Leo Dubois Berkay Özcan takası. Okan Buruk'un çok net bir şekilde istediğini biliyoruz. Ama tabii iki kulüp arasındaki görüşmelerde gelen gelinen mesafenin ne olduğunu çok net söylememiz mümkün değil. Berkay Özcan'ın 2024'e kadar sözleşmesi var. Berkay Özcan ayrıca milli takımımızda da tam 7 kez forma giyen bir oyuncu. Yani iki oyuncuyu, Mitchu'yu ve özellikle de işte Leo Dubois'ı göndermesi gerekiyor Galatasaray'ın ki kadroda yer açsın. Avrupa'ya yazmadı tamam ama şimdi e, yani oyuncu 14 yabancıdan daha fazla olduğu zaman onların bir şekilde gönderilmesi lazım. Şimdi şöyle söyleyelim e, bu noktada bir isim daha var ki o da hani klasik tabirle biraz topun ucunda duruyor ama şu anda Listeye yazıldı. Sergio Oliveira'dan bahsediyorum. Kendisi çok mutlu değil. Biliyorsunuz tatil için gittim diye Yunanistan'a gitti. Ancak Yunanistan'da transfer tahtası 11 Eylül'e kadar açık. Orada transfer görüşmeleri de yaptığı söyleniyor. Panathinaikos başta olmak üzere. Ama şu anda elde edilmiş bir sonuç olmadığı için belki de hani bir süreç olduğu için Galatasaray onu yazdı listesine yazdı ama her an onun gitme ihtimalinin de olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki şimdi transferlerden bahsederken şu cümleyi söylememiz lazım. Galatasaray taraftarının bir takımda e, transfer konusunda nasıl olumlu etki yapacağını gördük. Olumlu etkiden kastım şu e, Lazio'lu Matias Vesino'yu getiriyordu Galatasaray ve Galatasaray taraftarı tam 200 binin üzerinde mesaj attı ve bu oyuncuyu istemedi bu oyuncunun yeterli olmadığını düşündü ve sonuç itibariyle işte o olmayınca şu Tanguy Endombele ile Davison Sanchez transferleri gerçekleşti bir anlamda tribün Sadece tezahürat yapmakla kalmadı, aynı zamanda takımın transfer politikasında da yönlendirici oldu. Bu tabi daimi olursa kötü olur ama bu noktada olumlu oldu diyebiliriz, onu özellikle söyleyelim. Bu arada yine basına da yansıdı, Erden Timur'un, Sasha Boy ve Victor Nelson'un gitmesini engelleme konusunda çok çok ciddi bir çaba sarf ettiğini de söyleyelim. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz, o Şampiyonlar Ligi'nde. Biz gruplarda oynarken çok daha fazla Avrupa'nın gözdesi olacaksınız. Bunu kaçırmayın dedi. Ama bu arada bir de e, haber verelim ki e, Torreira'ya e, pek e, mutlu olmayacağı bir haber de Bielsa'dan geldi. Uruguay milli takım teknik direktöründen Bielsa e, Bielsa Torreira'yı milli takıma çağırmadı. Ben de anlamadım neden çağırmadı ama sonuç itibariyle tabii onların bileceği bir iş olduğunu söylememiz lazım şimdi Galatasaray transferde de bu kez şimdi transfer bitmiş gibi görünüyor ama enteresan bir haber geldi onu biraz sonra paylaşacağım şimdi Galatasaray o yerli dengesindeki sıkıntıları da gidermek adına hem yatırım yapma amaçlı iki oyuncuyla anlaşmaya vardı bunlardan bir tanesi Gökdeniz Gürpüs ki işte Göktan Gürbüz'ün Gür kardeşi yani şeyde Trabzonspor'da oynayan Borussia Dortmund'lu oyuncu 17 yaşında e, ve 3 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Merkez orta saha ve 10 numara oynuyor ve diğeri de Eyüp Aydın. Bununla bu iki oyuncuyla anlaşıldı. Eyüp Aydın da Bayern Münih takımının B takımında oynuyor. O da 19 yaşında genç bir oyuncu yani bu iki oyuncunun transferinin Galatasaray için çok çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu tür oyuncular şöyle şanslar oluşturuyor size. Eğer bunlardan bir tanesi iyi noktada çıkarsa sizin çok ciddi bir gelir elde etme şansınız oluşuyor hem de oynatarak. Şimdi gelelim İspanyol basınına yansıyan bir habere. Yani ben haber olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. Ben hani artık on, bu da olursa yok artık Galatasaray demek zorunda kalacağım bir transfer e, haberi. Evet, Eden Hazard Real Madrid'den e, boşta, Real Madrid'den ayrılmıştı ve İspanyol basını oyuncuyu Galatasaray'a yazdı. Yani Galatasaray e, Eden Hazard'la anlaşacak dedi. Boşta bir oyuncu sadece ücret vereceksiniz, başka bir özelliği yok. Ben böyle bir transferin olacağını düşünmüyorum. Ama madem ki basına yansıdı söyleyelim. Ayrıca da El Gol diye bir yerde basın kuruluşunda yer alan habere göre de Royal Antwerp'e gitme ihtimali var. Kendi ülkesine gidecek dönecek deniyor. Eden Hazard da tabii önemli bir oyuncuydu. Fakat düşünün boşta kalan bir oyuncu oldu. Belçika'da transfer süreci bildiğim kadarıyla devam ediyor. Sanıyorum son gün ya da yani yarın ya da öbür gün son gün olacak 7'sinde. Bunun için bir şansı Royal Antwerp'in var. Peki olmazsa ne olur? Olur mu Galatasaray? Yani e, yabancı kontenjanı sıkıntısı olmasa Galatasaray belki bunu da düşünebilir ama bakın yabancı kontenjanını boşaltmak için yapılan e, çabalara e, çabaları size anlattım. Dolayısıyla bunu çok fazla ihtimal dahilinde görmemekle birlikte bir haber olarak yer aldığı için. Sizlerle paylaşmak istedim. Belki sizler de Eden Hazard gelsin gelmesin diye aşağıya yorumda yazabilirsiniz. Böyle bir oyuncunun Galatasaray'da olmasının faydası olup olmadığı konusunda. Evet genel olarak Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.